لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ Onların bir velisi yok ondan gayrı. Vali yani sahip. بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Onların gerçek sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Başka nice ayet var böyle. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Çünkü Allah müminlerin Mevlasıdır. Kafirlerin de herhangi bir Mevlası, sahibi yoktur. اَنْتَ مَوْلَانَا Sensin bizim Mevlamız, sahibimiz. Bu sahip anlamında sadece Allah Azze ve Celle'ye özgü olarak kullanılmalı. Başka herhangi bir kimse Mevla olamaz ama bu mevali olarak mesela Arap kültüründe kullanılan gerek köle kökenli olanlar Mevla velayet bağıyla eski efendilerine bağlandıklarında da Mevla ifadesi kullanılır. Ya doğrudan kölesi olduğu zaman da Mevlası olarak kullanılır. Bu gerçek sahiplik anlamında değil, görece bir şey bu. Ve Resulullah'ın bulunduğu toplumda da vardı, ondan sonraki toplumlarda da vardı. Hatta buna benzer Kur'an'da ayetler de o mevalikum diye Allah Azze ve Celle kendisi de kullanıyor. Hatta ibad kelimesi birbirlerinin dostları anlamında. Evet, buradaki görece dostluk olsun. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûlühü vellezîne âmenû. Sizin ancak veliniz Allah, Resulü ve onun ve ona iman etmiş olanlar ifadesi. Bu kelimenin Allah Azze ve Celle'den gayrı kullanıldığı her yerde görece kullanıldığını gösteren ifadeler. Ama gerçek sahiplik anlamında herkesin Mevlası, herkesin yegane sahibi anlamında sadece Allah Azze ve Celle'dir. Yoksa gerçek dost anlamında da yine sadece Allah Azze ve Celle'dir. O yüzden ayette ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Sonra gerçek Mevlaları olan Allah Azze ve Celle'ye döndürüldüler. İşte bu ayetlerde bu وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا شَفِيعٍ وَمَا لَهُمْ هُمْ زَمِرِيلَ bu ayette مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّنْ Herhangi bir veli onlar için yani gerçek sahip Allah Azze ve Celle'den gayrı yok. Hele hele Allah Azze ve Celle'ye dönüş sonrası ilahi huzurda onlara böyle sahip çıkacak. Cenab-ı Hakk'a rağmen onların sahipliğini üstlenecek. Başka bir veliler düşünmek böyle bir şey söz konusu değil. Zaten ayet bizim okuduğumuz ayette Allah Azze ve Celle'ye dönüşten sonra geliyor bir ifade. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye dönecekler. Onların zaten yani dönüş sonrası bu ikincil yaşam, son yaşam, kalıcı diğer yaşamda onların Allah Azze ve Celle'den gayrı bir velileri, bir sahipleri söz konusu değil. Dolayısıyla da başka bir sahip olmadığı için tutunacak. Huzuruna çıktığında Allah Azze ve Celle'den tedirginlik duyuyor, korku duyuyor. Başka onun garantörleri yok. Yani senin durumunu hallederiz, işini hallederiz. Sen Allah'ı merak etme, biz görüşüyoruz zaten. Senin işini de söyledim, seni de ayarlayacak, seni de götüreceğiz yanımızda falan. Böyle sükun, teselli edenleri varsa, bunları ayarlayanlar varsa bunlar rahat olabilirler. Nitekim rahatlar onlar zaten. Allah Azze ve Celle onları doğrudan muhatap bile almayacak. Aradaki o iltimas sağlayıcılar onların iş adına onların işlerini görecek gibi bir şey. Halbuki Allah Azze ve Celle benim buraya döndüğünüzde her biriniz birer fert olarak Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkarılacak. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ Tek tek bir bir كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ Tıpkı sizi ilk yarattığımızdaki gibi. Böyle apaçık ayet varken kalkıp başka ayetleri tevil ederek يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ayetini mesela tevil ederek işte insanlar imamlarıyla çağıracak. Ne münasebet Allah Azze ve Celle ayette imam olarak efendisini, önderini, büyüğünü mü kastediyor? Yani يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Herkesi kitabıyla çağıracağını söylüyor. Kitap için orada imam kelimesini kullanıyor. Nitekim وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُب۪ينٍ Her şeyi mübin bir imamda ihsa ettik. Apaçık imam manasının imam kelimesiyle yine kitap anlamında kullanıyor. Dolayısıyla bu ifadeler açık iken kalkıp o ayetleri de görmezden gelerek insanların bölük bölük peşine takıldıkları insanlarla
Allah Azze ve Celle'nin ancak huzuruna çıkarılabileceğini ve hesaplarının da onların üzerinden görüleceğini sezdiren ve buradan kendisine rant sağlayan yaklaşım son derece yanlış bir yaklaşım sergiliyor ve dini korkunç bir mecraya sevk ediyor. Artık şahıslar üzerinden yürüyen bir din, kişiler üzerinden bir yürüyen bir din. Kişilerin memnun edildiği, dolayısıyla da Allah'ın böylece zaten memnun edilebildiği bir sürece çekilmiş oluyor. İşte bu وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا dediği Cenab-ı Hakk'ın eğriltme şeyi. Kuldan Allah'a dosdoğru bir dinden, kuldan başka bir kula, oradan Allah'a yönelen eğri bir dine dönüşür. Dolayısıyla herhangi bir veli yok. Bu insanların yüreğinde Allah'ın korkusu vardır. Huzuruna çıktığında onu memnun edebilmiş olmanın tedirginliğini yaşamıştır hayatı boyunca. Ve bu hususta kimsenin garantörlüğüne itibar etmez. Bu anlamda Resulullah'ın bile o denli aramızda yaşamışken herhangi bir kimseye garantör olduğunun bir örneği var mı? Tamam, senin hesabını ben göreceğim, sen rahat tut kendini, kafanı yorma, Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ben senin elinden tutup götüreceğim diye. Tersine Resulullah'ın bizatihi yakınındaki insanları Allah Azze ve Celle'yi razı etmek, memnun etmek, emir ve yasaklarına dikkat etmek hususunda bireysel olarak kendilerini uyarmış. وَمَا اُغْنِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Ben size Allah'a karşı herhangi bir şeye malik değilim diye apaçık deklare etmiştir. Dolayısıyla مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍ Herhangi bir velisi onların Allah Azze ve Celle katında söz konusu değil. Öyle ellerinden tutup onları sallana sallana cennete götürecek. اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّنْ اَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدَ Ne varsa hepsi Allah'ın kulu, hepsini Allah tek tek saymıştır ve bunların hepsi huzuruna وَكُلُّهُمْ اَتِيهِ ona gelecek يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet günü فَرَدَ tek başına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de büyük münacaattan bahsediyor, büyük necvadan bahsediyor. Baş başa kalınan Allah Azze ve Celle ile kulun teke tek kaldığı, Cenab-ı Hakk'ın kendisine eğer kitabını verdiğinde, eğer niye, niçin, nasıl dediyse zor bir hesabın başladığı, kişinin sıkıntıya girdiği, yok bunlar senin günahların deyip iyice bir terlettikten sonra neden, niçin, nasıl diye sormadan bağışlıyorum ama deyip onu affettiği o Allah Azze ve Celle ile baş başa kalınan şeyden bahsediyor. Bir sonraki ders ayetin ikinci ifadesi olan وَلَا شَف۪يَ ne de bir şefi'ye, şefaatçiden devam edelim. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ